Münafık kelimesini açabiliriz. Evet. Ama bu bizim çözümümüz olmayacak. Çünkü mürtet kelimesi gerekiyor. Bu vurup kırmalarda mürtettir tabii, esas tabii, faciayı tabii, getiren tabii. beraberinde. Şimdi münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların içinde Müslüman gibi görünen insan demek. Evet. Aslında Müslüman değil. Evet. Müslümanlıkla ilgisi yok. İnanmıyor, iman etmiyor. Ama Müslümanların arasında Müslüman gibi duruyor. Evet. Sosyal menfaatlerinden dolayı, ekonomik çıkarlarından veya siyasi desisesinden evet. dolayı böyle görünüyor. Buna münafık deniyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde münafıklık var. Evet. Yani Medine'de iken münafık ortaya çünkü. Mekke'de kimse. Niye 200'lük yapsın ki? Zaten kafirler güçlü. Evet. Yani kafir. Müslüman gözükmek bir rant sağlamıyor. Onu. İslam'ın devletinin ve malının olmadığı, parasının olmadığı bir yerde bir çıkar söz konusu olmadığı için kimsenin Müslüman olması da evet. gerekmiyor o açıdan bakanlar açısından. Şimdi münafıklık bir hastalık. Bu kafirlikten daha ağır cezası var Allah katında. Münafık kıyamet günü cehennemin en ağır tabakalarında ceza görecek. Evet. Ancak ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne de ondan sonraki ashab-ı kiram döneminde filanca kişinin münafık olduğuna mahkeme kararı verilmemiş. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Yani isimlendirilmemiş. Ya isimlendirilip tescil edilmiş münafık diye toplumun münafıklar mahallesine oturtulmamış. Oturtulmamış. Bu çok önemli. Neden? Şey. Evet. Bu neden çok önemli? Çünkü İslam peygamberinin lisanıyla bile diyor ki biz dış görüntüye göre karar veririz. Diyor. Zahirine bakarız. Evet. Dışarıdan bu Müslümanım diyor. Evet. Kalbini röntgene koyup burada Müslümanlık bulamadık dolayısıyla iptal edilmiştir sizin Müslümanlığınız deme hakkı yok. Peygambere bile tanınmamış. Kalbi yarıp bakma yarıp, diye bir şey yok. Hani meşhur Hüsame diyor ya Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem yardın da mı baktın? Baksın diyor. Yarıp bakamayacağına göre. Evet. Burada en önemli nokta bu hocam. Evet. Kimsenin kalbini açıp bakma hakkını Allah kimseye vermiyor. Vermiyor. Bitti. Evet. Bu kadar. Bu Ahmet için de böyle, Mehmet için de böyle, bütün kulları için böyle Allah. Kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Dışarıda ben Müslümanım diyorsa, onu diğer Müslümanlar Müslüman kabul ediyorlar. Günah işlerse, günahını cezalandırabilir İslam otoritesi. Evet. Günahını cezalandırabilir. Müşahhas günah olması lazım. Müşahhas bir nedir? İşte zina. Zinayı cezalandırır. Hırsızlık. Hırsızlığı yani. Cezalandırır. Evet. Cinayet işlemiş. Cinayeti cezalandırır. Evet. Ama insanların imanını teraziye koyup bu paçayı kurtarmaz bir imandır. Bu yüzdesi düşük bir iman deme hakkını Allah kimseye vermemiş. Peygamberi de dahil. Peki şöyle bir şey olmuş mu hocam? İma yoluyla yani böyle ben kimsenin adını vermiyorum ama işte gene de siz falancaya bakın falan böyle bir şey var mı İslam tarihinde? Şahıs yok. Şahıs ama yok. Ama eylemler var. Amel var değil mi? Eylemler mesela, var. Mesela müminlerin ayıplarını araştıranlar evet. diye başlayan cümlesi var Efendimiz. Evet. Yani böyle özellikleri var münafığın. Özellikler üzerinden konuşuyor. Konuşuyor. Aksi takdirde Efendimiz sen var ya sen diye eliyle direkt gösterseydi ashab-ı kiram onun tüyünü bırakmazdı üstünde. Evet. Peygamberi üzen sensin diye. Evet. Şimdi Abdullah İbni Übey İbni Selül yani münafıkların üzerinde durulur. Durulu. Evet. Yani iyi bir münafık deyim yerindeyse. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölünce bile onun münafıklığı üzerinden bir gündem yaptırtmadı. Evet. Çünkü neden? Neden? İşte bugünkü facia Efendimizin rahmeten lil alemin oluşunun bugüne yansıması gereken boyut bu. Öyle bir işaret verse geçen gün namazda gülen münafık buydu değil mi? Diye evet. mesela söyleseydi namazda gülen herkesi Müslümanlar camide linç edeceklerdi bugün. Evet. Yahut da geçen gün Ayşe'nin aleyhinde konuştuğunu senin duymuştuk. Sen de değil mi Ayşe annenize iftira edin deseydi. Her kadının aleyhinde konuşan bu sefer linç olacaktı. Yani Müslüman toplum mahkemesi içinde olan bir toplum olacaktı bu sefer. Evet. Herkes kendini hakim yerine koyacak. Savcı yerine koyacaktı. Halbuki ümmeti Muhammed olduğu gibi kulluk maratonundadır.
Evet. Bu maratonun esnasında birisi çıkıp bu maratonun yarışının hakemi benim diyemez. Derse bu terör olur. Evet. Ümmeti Muhammed kendi kendini katleden bir ümmete dönüşür. Bu bir faciadır. Bu çok önemli. Evet, evet. Bu çok önemli. İkinci önemli nokta, ben hani sizin sorularınızı beklemeden bir de vakti hemen ön gündeme çıkaracaksınız. Bari ben bir açayım bunu dedim. Şimdi bir başka sorun. Bu kaos, evet, ilk ashab gününden itibaren vardı. Ama bugün 3 gündür namaz kılan birisinin 30 senedir namaz kılan birisini tekfir etmesine varacak kadar, yahut da herkesin birbirinin katlini uygun gördüğü, cehennemlik olacağına hükmettiği bir ortama varmasının nedeni, Müslümanlar adına, Müslümanların yaşadığı topraklar değil, Müslümanların din gücü adına hükmeden bir otoritenin yokluğudur. Bunu biz en basit isimlendirmeyle Diyanet'in otoritesinin zayıf olması diye de yorumlayabiliriz. Türkiye'de Diyanet var. Şöyle bir şey sorsam hocam, yani o otorite olsa bile, yani şu kişi, şu grup işte nifak alameti taşıyor falan tarzında bir şey, yani peygamberimiz çünkü o tarz bir yargılamada bulunmamış. Yani o öyle bir eylemleri yargılayacak. Gene şahıslara hükmedemeyecek. Evet, peygamber tabii, yapmamış. Yapmamış onu. Evet. Ama mesela Abbasi döneminde ne yapılmış? Abbasi döneminde bu eylemler artmış. Evet. Münafık diye mahkemede hükmetsen, evet, bu münafıklık hükmünü peygambere aykırı bulunuyor. Orta yolu şöyle bulmuşlar. Ümmeti Muhammed'in genel gidişatına zarar veren eylem zındıklıktır. Evet. Bunu yapan zındıktır. Zındığı keseriz kafasını demişler. Evet. Orta bir kavram oluşturulmuş. Zındıklık diye. Zındıklık diye. Zındıklık nedir? Bizzat mesela casusluk üzerinden yakalanıyorsun. Evet. Münafık desen münafık imani bir konu, onu diyemiyor. Evet. Siyasi bir kavram olarak zındıklığı ihdas etmiş. Ama casusluk falan ya hakikaten imandan ayrı bir konu. İmanda ama ayrı bir konu. Gene iman üzerinden değerlendiremiyor. Evet. Senin imanını Allah'a saldım diyor. Evet. Ama bu yaptığın zındıklıktır. Yani sen Bağdat'a mesela affedersiniz kadın ticareti yapmaya gelmişsin diyor. Evet. Bağdat'ı ifsad ediyorsun sen diyor. Evet. Dolayısıyla bu bir zındıklıktır. Zındığın cezası mahkemede şudur diye karar verdik diyor. Yasal bir prosedüre oturtulmuş. Evet, evet. Ama imana gelince, iman meselesinde kul kula karar verince bunun adı iman olmaz zaten. Çünkü evet, Allah'a iman ediliyor. İmanın niteliğini kullar belirliyor. Evet. Bu bir çelişki olur. Çelişki olur, evet. Bu döne döne sonunda insanları vaftiz eden, dine kabul eden, dinden çıkaran bir Hristiyanlık anlayışına götürür. Evet. Yani papazların otoritesini sarıklı din adamlarına taşımak gibi, evet, bir sonuç getirir beraberinde ki bunun adına sadece facia deriz. Facia bu, sorun, evet, filan değil. Evet. Çünkü neden? Bu sefer sıkışınca erkek karısının dinden çıktığına hükmedecek. Sıkışınca kadın bu adam zaten dinden çıktı, nikahı da benden kalktı deyip babasının evine gidecek. Sıkışınca çocuk babasına itaat etmeyecek, bu müşrik diyecek. Müşrik diyecek, evet.